Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün size için harika bir çorba yapacağım. Gerçekten bu çorba bugünlerde çok ihtiyacımız olan bir çorba diyebilirim. Hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek hem de %100 doğal bir çorba. Nedir bu? Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi ev yapımı tarhana. Biz bunu kendimiz yapıyoruz yazın. Kurutuyoruz. Sonra bu şekilde ufalıyoruz. Bu şekilde getiriyoruz yani. Ev tarhanası. İçinde yoğurt var, biber var, domates var, un var. Bu şekilde yapıp dediğim gibi kurutuyoruz. Kışın çok lezzetli oluyor. Hem sağlık açısından kendimiz yaptığımız için %100 doğal. Hem de metabolizmamızı hızlandırıyor. Hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Şimdi gelelim bunun yapımına. Çok da kolay yapımı var arkadaşlar. Şöyle kabımızın içerisine şu kadar bir miktar. Yani bu ne kadardır? 1,5 su bardağı kadar. Biz 4 kişilik bir aile olduğumuz için 1,5 su bardağı tarhanamı koyuyorum. İçerisine de 4 su bardağı soğuk suyumu ilave ettim. Şimdi neden 1,5 bardak tarhana koydum? Bu çünkü pişirdikçe koyu olacak arkadaşlar. Koyu olursa eğer çok birazcık su ilave edebilirsiniz. Şimdi 4 su bardağı suyumuzu da koyduk. Şöyle iyice bir karıştıralım. Basit arkadaşlar. Dediğim gibi çok da sağlıklı bir çorba. Şimdi ocağımıza alabiliriz. Evet. Çorbamızı ocağımıza aldık arkadaşlar. Normal altı açık kısık falan değil. Normal ateşte pişireceğiz. Ama pişirirken sürekli karıştırmamız gerekiyor. Topak topak olmasın diye öyle bir riski var. Siz evde daha fazla kişiyseniz ölçüsünü daha da fazla yapabilirsiniz. Fazla da bir ölçüye gerek yok aslında. Hani şu kadar yaptım şöyle oldu falan. Sadece birazcık koyalma oluyor. Yani koyu bir şey oluyor. İçerisine biraz daha su koyarsanız, birazcık daha kaynatırsanız düzelebilir. Evet. Bunun üzerine piştikten sonra dilerseniz bu şekilde çorba gibi de içebilirsiniz. Ya da içerisine bayat ekmeğinizi değerlendirmek için bayat ekmek de içine doğrayıp öyle de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Dilerseniz tekrardan üzerine pul biberli yağ yakabilirsiniz. Ya da çökelek de koyabilirsiniz. Emin olun tarhananın üzerine biz çökelek koyuyoruz. Çok güzel oluyor. Bizim buralarda meşhur arkadaşlar. O yüzden ben kendi bildiğim şekilde, kendi bildiğim gibi yaptığımız gibi size anlatıyorum. Belki sizin çevrenizde, yörenizde daha farklıdır. Bu da bizim bildiğimiz. Evet, yavaş yavaş koyulmaya başladı. Bunu özellikle büyüklerimiz, anneannelerimiz falan çok yapıyor. Benim büyüklerim aslında Selanik'ten gelme. Biz doğma büyüme Samsunluyuz. Ama babaannem falan Selanik'ten gelme. Oralarda çok yapıyorlarmış. Halen daha devam ettiriyoruz. Bu şekilde tarhanayı evde kendimiz yapıp, yoğurup, beyaz, güzel, temiz çarşaflarda yüksek bir yerde kurutuluyor arkadaşlar. Hamur halinde parça parça o çarşafların üzerine koyuluyor. Sonra onlar kuruyor. Kuruduktan sonra tekrar başına oturuyoruz. Güneşli bir havada onları elimizle ufalıyoruz arkadaşlar. Hamur kuruduğu zaman sonra ufalıyoruz onları. Biraz da bu şekilde ufalanmış halde
kurutuyoruz. Biraz yorucu iş, zahmetli ama çok da güzel oluyor, değiyor arkadaşlar. Mutlaka sizlerin de yapanınız vardır içinizde. Bana hak verirsiniz. Eğer tarhana yapmayı bilmiyorsanız, tarhananız yoksa mutlaka pazarlarda vardır. İyi bilinen bir yerden ev yapımı tarhana almanızı tavsiye ederim. Evet. İnşallah şifa olur arkadaşlar. Bugünlerde çok ihtiyacımız var. Allah hepimizi korusun bu virüsten, hastalıktan. Biz de kendimizce evimizde önlemlerimizi alıyoruz. Zaten evde kal yapıyoruz. Hepimiz evdeyiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Evet, çorbamız gördüğünüz gibi artık kaynamaya başlayacak. Evet arkadaşlar, çorbamız kaynarken sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum. Bazı yorumlarınıza cevap amaçlı. Mesela bana nerelisiniz diye çok soran var. Ben Samsunluyum arkadaşlar. Ev hanımıyım. Evet, 39 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Böyle. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Dediğim gibi çorbayı mutlaka kaynatana kadar karıştırmamız gerek. Topak topak olmaması için. Evet, çorbam bir yandan kaynamaya başladı. Dumanlandı. Ben de o arada yağımın içerisine pul biberi koydum arkadaşlar. Onu şimdi iyice kızdıracağım. Tarhanamızın içine dökeceğiz. Evet, çorbamızın kıvamı tamam. Yağımız da kızdı. Hemen bu şekilde içerisine koyuyoruz. Evet. Çorbamızın kıvamı hazır arkadaşlar. Dediğim gibi eğer çok tarhanayı çok fazla kaçırırsanız birazcık daha su ekleyebilirsiniz üzerine. Sonra 5-10 dakika daha kaynattık mı tamamdır. Eğer bu çok kıvamı koyu olursa arkadaşlar. Evet, tarhana çorbamız hazır. Bu şekilde yaparsanız İnşallah şifa olur sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi biz tarhana çorbasını çok seviyoruz. Ve sürekli bu hastalık olsa da olmasa da biz evimizde kışın bunu yapıyoruz sevgili arkadaşlarım. Hem hastalıklardan korunmak için hem sağlıklı beslenmek için. Evet, sizler de denerseniz memnun kalırsınız. Tarhanamız bu. Evet, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İnşallah bugünleri de sağ salim atlatırız Allah'ın izniyle.